Günaydınlar sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz bu pazar gününde? Yine klasik bir pazar günü konuşmamı yapacağım. Tabii kitaplarla başladığım için bu konuşmam da yine kitaplarla bağlantılı olacak. O da şöyle karar verdim. Ben bir çikolata fabrikasında çalışıyorum. Benim asıl işim ihracat teşvikleri üzerine. Ve geçen hafta asansörde ustalarımızdan biriyle karşılaştım. Çok sık sohbet ederiz onunla. Almanya'da yetişmiş, Almanya'da büyümüş ve oranın tamamen disiplinini almış bir kişi. Benim konuşmalarımı takip ediyor. Zaman zaman yazılarımı da takip ediyor. Ama kitap okuma konusunda da biraz sıkıntıları var. Bana dedi ki, Tülay Hocam dedi, yani son konuşmanızı dinledim ama biz bu alışkanlığı nasıl edineceğiz? Yani ben yoğun bir iş ortamındayım. Bazen gece yarıları gidiyorum, bazen hafta sonları da geliyorum. Buna nasıl vakit ayıracağım? Yani gerçekten istiyorum ama şu ana kadar başarılı olamadım. Ne yapabiliriz şeklinde bir soru sordu. Ben de tamam Sadık Usta dedim. Ben senin için özel bir konuşma yapacağım bununla ilgili. Buna ne yapabiliriz? Yani ve bu kişi neden böyle bir şeye ihtiyaç hissedebilir? Çok istiyor ama vakit ayıramıyor. Yani çocuklarıyla da beraber. Yani üniversitede okuyan çocukları var. Lisede de okuyan çocukları var. Ben ilk önce şunu tavsiye edeceğim. Yani böyle bir işe başlamadan önce bu çalışmalara mutlaka çocuklarınızı da dahil edin. Yani çocuklarınız da okuma alışkanlığını edinsin. Gelecek hayatlarında, iş hayatlarında, evlilik hayatlarında, özel hayatlarında mutlaka başarıya ulaşsın. Yani başarıya ulaşmak şöyle. Yani kendi işlerinde huzurlu ve mutlu olsunlar. Kendilerini ifade edebilsinler, haklarını arayabilsinler. Her şeye duyarlı olsunlar, empati kurabilsinler, sosyal projelerin içerisinde yer alabilsinler. Ben iş hayatımdan okul birincileriyle de çalıştım. Beraber yani iş ortaklıklarımız da oldu. Şunu gördüm. Yani birinciliklere ve başarıya o kadar odaklanmışlar ki önlerine konan iş dışında hiçbir şey yani öngörüde oluşturamıyorlar. Çünkü bir ezbere alışmışlar. Bir test sistemine alışmışlar ve o sistem üzerinden gidiyorlar. Hiçbir hayalleri ve hiçbir yaratıcılık güçleri yok. Ve ben geçmişlerini kurcaladığımda çoğunlukla da okuma alışkanlığı yok. Yani çalışma kitapları dışında. Ve ne yazık ki okullarımızda bu yani şu an başarıya odaklı bir öğrenim sistemi olduğu için yani çocukların o duygu dünyalarını unutuyoruz, hayal dünyalarını unutuyoruz. Yani onlara böyle bir öngörü verecek bir ortam sağlamıyoruz. Yani varsa yoksa sınav, tez veya tez başarısı, kaç netim var, kaç doğrum var bu çerçevede çocukların bütün hayal güçlerini tamamen yok ediyoruz. Zannediyoruz ki yani o çocuklara kitap okumaya vakit ayırırsa başarısız olacaklar. Sınavları kazanamayacaklar ama tam aksine yani kitap okuyan çocuk, öyle bir çalışmanın içerisinde olan bir çocuk mutlaka o soruları daha iyi anlayacaktır, daha iyi okuyacaktır ve şu an sınav sonuçlarında yani ortaya çıkan şöyle bir gerçek var, çocuklar o soruları anlamadan cevaplandırıyorlar. Bu da okuma alışkanlıklarının olmamalarından kaynaklanıyor ve böyle bir şeye girerseniz yani okuma alışkanlığını kazanmak için mutlaka çocuklarınızı da dahil edin. Ve böyle bir çalışmada en azından beraber de vakit geçirmiş olursunuz. Bu alışkanlığı kazanmak için tabii başlarda biraz zor olur. Bunun için sizi rahatlatacak bazı yöntemler bulmanız lazım. Yani şu an gerçekten birçok insan çok çok büyük evlerde oturuyor. Yani bazen bakıyorum 4 oda, 5 oda. Her taraf tıklım tıklım ama bir tane kütüphane yok. Bir tane okuma köşesi yok. Bunun için önce evinize böyle bir köşe oluşturun. Yani bir duvar, bir koltuk yetiyor. Yani odanızın tamamını vermeniz gibi bir şey söz konusu değil. Bir duvar ayarlayın, bir de koltuk ayarlayın. Yani ben geçen aylarda kütüphanemi değiştirmek istedim, mobilyacıları gezdim ama hiçbirinde kütüphane yok. Yani bize söyledikleri şu, artık mobilya kütüphaneciliği bitti ve biz bu yönde üretim yapmıyoruz. Ve bu cevap beni gerçekten çok çok üzdü ve internetten sipariş verdik, kendimiz monte ettik, kendimiz yaptık. Böyle bir talep olmadığı için de ben gelişmeyen bir sektör olarak kalmış ama aslında bizim kendi içimizde ne kadar çok kaybımız olduğunu ve evlerde kütüphane olmamasının, yani o ev ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar ışıltıdan yoksun bir ev olduğunu aslında anlamamamız gerçekten çok üzücü. Şu an Azerbaycan'a gidin, her yerde bir kütüphane vardır, her evde bir piyano vardır. Ama biz sanattan, kitaptan uzak bir hayat devam ettiğimiz sürece ne yazık ki mutluluğu, huzuru yakalayamayacağız. O yüzden çocuğunuzu bu dünyaya mutlaka dahil edin. Yani kendiniz bu yola girdiğiniz zaman çocuklarınızla yanınızda olsun. Çocuğunuzla beraber odayı seçin. Kütüphaneyi beraber seçin. İnternetten beraber sipariş verin. Ve beraber monte edin. İkili koltuk kurun mesela karşılıklı. Sehpalar kurun. Okuma lambası temin edebilirsiniz. Bazı biblolar alabilirsiniz. Figürler alabilirsiniz. Hatta gaz lambası bile alabilirsiniz. Yani sizin görselliğinize hitap edecek bir ortam hazırlarsanız. Yani kitap okuma haliniz, şekliniz daha da değişecektir.
Yani bu şekilde başlayacaksınız ama ileride bu alışkanlığı edindiğinizde her ortamda kitap okuyabilecek duruma geleceksiniz. Yani bahçede okuyacaksınız, parkta okuyacaksınız, uçakta okuyacaksınız, otobüslerde okuyacaksınız ve konsantre olabileceksiniz. Ama en baştan buna başlayacağınız için yani kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir ortam bulmanız gerçekten çok çok önemli. Yine her zamanki gibi bir yudum çayımı alayım. Tabii bunun için de çocuklarınızla bir zaman belirlemeniz gerekiyor. Yani hangi saatler müsait? Yani okul dönemi, şu an pandemiden dolayı çoğu çocuğumuz okula gidemiyor ve yaz dönemindeyiz. Oldukça da sıcak günlerdeyiz. Belki yazlığınıza gittiniz, belki yaz tatilindesiniz ve daha rahat bir ortam var. Hangi kitaplarla başlayacaksınız ve hangi saatleri seçeceksiniz? Onu çocuğunuza ortak bir karar verin. Yani sabah mı daha iyi, akşam mı daha iyi? Ama sabah saatleri tabii zihin daha zinde olduğu için ya ben sabah saatlerinde olmanızı kahvaltıdan sonra olabilir. Güzel bir kahvaltıdan sonra çayınızı, kahvenizi alıp beraber bir köşeye çekilebilirsiniz. Kalabalık bir aileyseniz ikili ikili yapabilirsiniz. Anne oğulla yapabilir, baba kızıyla yapabilir. Ve iki çocuk beraber oturabilir ama mutlaka bunun bir çizelgesi olsun. Yani hangi saatte, ne şekilde ve aynı saatte oturmaya dikkat edin. Ve programlarınızı, uyku saatlerinizi de ona göre belirlemeniz her zaman daha faydalı olacaktır. Başta kitap seçimini yaparken tabii çok ağır klasiklerle başlamayacaksınız. Yani 500 sayfalık kitaplarla başlamayacaksınız. Yani daha kısa, yani 50, yani şu an ilk gün veya ilk okumaya 50 sayfayla başladım derseniz yani 2 günde bitirebileceğiniz kitaplar, yani fazla kopamayacağınız kitaplar tercih etmeniz her zaman daha faydalı olacaktır. 50 sayfa kuralını bozmayın. Yani baktınız ki odaklanamıyorsunuz, yüksek sesle okuyun, birbirinize okuyun. Yani yüksek sesle okunan şeyi kulak duyduğu zaman daha konsantre olup ve olayın içine daha rahatlıkla girebiliyorsunuz. Hem diksiyonunuz, kelime vurgularınız, her şeyiniz ona göre değişiyor. Ve böyle bir alışkanlık kazandığınız zaman da kendi kendinize duymuş oluyorsunuz. Hem öykünün içerisine giriyorsunuz hem de kendi sesinizi. Yani biz kendi sesimizi konuşmalar haricinde bilmiyoruz. Yani neyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz ama sesi kullanmak gerçekten önemli. İletişimlerde de önemli. Yani ileride iş hayatına girdiğinde veya sosyal faaliyetlere katıldığında, bir sahne tecrübesi olduğunda o çocuk o sesi, nefesini kullanmayı öğrendiği zaman daha başarılı ve kendine daha özgüvenli olacaktır. Kitaba başladınız, sıkıldınız. Yani çok ileri gitmiyor veya okuduğunuz hala giremiyorsanız o kitabı bırakın. Demek ki size uygun bir şey değil. Yani beyniniz bunu seçer, beyniniz bunu anlar. Yani boşu boşuna ben bunu başaramadım, beceremedim duygusuna kapılmamanız gerekiyor. Çünkü beyin onu süzgeçten geçirir aslında size uygun olup olup olmadığını anlamak için ve o kitap okuyamıyorsanız yani orada bırakın, daha bekleyecek yüzlerce kitap var, sizi bulacak yüzlerce kitap var ve onu seçebilirsiniz ve kitap alışverişinize de çocuklarınızla çıkın. Çok yani internetten siparişten ziyade o kitap ortamında olmanız inanın sizi daha çok etkileyecek, daha çok büyüleyecek. Çünkü kitapçıya, büyük kitapçıya gittiğiniz zaman yani altı üstü ben kendimi kaybediyorum. Hani herkesin hitap edeceği bölüm farklıdır ve saatler geçiriyorsunuz orada. Ve birlikte seçtiğiniz zaman hatta yardım da alabiliyorsunuz, etkileşim halinde oluyorsunuz. Yani sizin gibi düşünen insanlar da orada, yani kitap seçen, sizin gibi kitap okumaya meraklı insanlar da orada. Ve etkileşim iyi olduğu zaman seçtiğiniz kitaplar size hitap eden kitaplar oluyor. Yani o yüzden internet yerine kitapçılara gitmenizi ben tavsiye ederim. Yani hem çocuklarınızla da güzel vakit geçirirsiniz. Çıkışta bir kahve içersiniz. Aranızdaki iletişimi de kuvvetlendirmiş olursunuz. Ama burada da yapmanız gereken en önemli şey istikrar. Yani kitapları aldınız, geldiniz, yerleştirdiniz. Sadece kitap değil, dergi de olabilir, gezi dergileri de olabilir. Bunları kütüphanenizi süsleyin. Yani süslenen bir kütüphane, yani kitaplar dolu olan kütüphane sizin okuma şevkinizi artıracaktır. Ve her gün aynı saatte oturduğunuz zaman, bunu alışkanlığa çevirdiğiniz zaman ama hiçbir şekilde aksatmayacak şekilde o 15 dakikanın size yılda 12 tane kitap kazandırdığını göreceksiniz. Ve 12 rakamı gerçekten çok çok büyük bir rakam. Bir Avrupa ülkesindeki okuyan biriyle eş miktarda bir kitap okumuş oluyorsunuz. Pardon. Biraz boğaz kuruluğu başladı bu aralar. Tekrar ara ara içmek zorunda kalabilirim. Ve okuduğunuz kitapları mutlaka duyurun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medyayı kullanıyorsanız orada kitap listesini çıkarın. Kitap fotoğraflarını koyun. Altını çizin. Veya oradaki duygu durumlarını değiştirin. Yani oradan size inanılmaz destek gelecek. Yani belki arkadaşlarınızın size bakış açısı değişecek. Arkadaşlarınız size bu konuda belki destek sağlayacak. Yani size kitap önerilerinde bulacak ve onları da olumlu bir yönde değiştireceksiniz. Belki dostlarınıza da bir araya gelebilirsiniz. Tabii ilerleyen dönemlerde. Tabii başlarda kendinize dönmeniz ve bu alışkanlığı edinebilmeniz için kendinize dönmeniz ve kendinizi rahat hissedebileceğiniz ortamlarda kitap okumanız çok çok önemli. O yüzden ilk etapta
kendinizi bulabileceğiniz bir köşe bulmanız açısından bir çalışma yapmanızı ben her zaman öneririm. Diğer bir konu da ben dediğim gibi kitabı biliyorsanız ona uygun bilgiler. Mesela ben Küçük Prens, Exper'in bahsettiğim, daha önce konuşmalarından bahsettiğim kitabı 104 sayfa. Ve içinde şeyler var, direkt çizimlerle anlatılar var. Yani çizimlerle tek tek ve bunu da yazarın kendisi yazmıştır. 106 sayfalık bir kitap. Ve ben bunu ayrı bir konuşma konusu yapacağım. Yani burada sadece örnek olsun diye gösterdim. Mesela ilk kitabınız bu olabilir. Yani Küçük Prens şu an gerçekten Türkiye'de en çok tanınan kitaplardan birisi. 1945 yılında yazılmış. Neredeyse birçok çocuğun başucu ve artık yetişkinlerin de başucu olabilecek nitelikte olan bir kitap. Bununla ilişkin çok obje satılıyor. Yani şeyde kütüphanesi bile var şu an Eskişehir'de. Ve 110 ayrı baskısı var. Ve Eskişehir'de bu 110 baskı sergileniyor. Onunla ilişkin ayrı bir müze oluşturulmuş. Bununla ilişkin bir obje alın mesela. Yani sehpanızın üzerine koyun. Benim şu anda çalışma masamda da direkt bir doları var. Yani beni mutlu eden bir figür çünkü. Yani uçuşan atkılı, gezegenler arası seyahat eden Küçük Prens'in hikayesi ama her gezegende farklı bir deneyim yaşadığının hikayesini anlatan bir kitap. Bununla başlayabilirsiniz. İlk tavsiyem bu olabilir. Diğer bir konuda kitaplarla duygusal bir bağlantı kurun. Yani mutlaka yanına bir not alın. Arasına hani hangi gün okudunuz, hangi ortamda okudunuz? Küçük küçük notlar alın ve içine koyun. Yani ileride açtığınızda siz o anı hatırlayacaksınız, o ortamı hatırlayacaksınız. Ve beraber mutlu olduğunuz o günleri hatırlayacaksınız. Ve sizi mutlu edecek. Yani o kitapla bir duygusal bağ kurmuş olacaksınız. Mesela bir örneğim var. Oğuz Atay'ın Tutunamayanları ben 30 yıl önce ilk iş hayatına ilk başladığım günlerde okumuştum. 2-3 kere falan okumuşumdur. Yani neredeyse artık sayfanın sayfaları koptu. Yani kitabın sayfaları koptu. Bir gün yine iş dönüşü serviste okurken o kadar dalmışım ki ben durağı kaçırmışım. 2-3 durak sonra fark ettim. Ve deli gibi yağmur yağıyordu. Korkunç bir yağmur vardı. Ben fark ettim, indim aşağı ve inerken de düşürdüm. Yani burada çamurun içine düştü. Mesela şuradaki çamur şeyini görebiliyorsunuz. Ve bu bende o günün anısını bıraktı. Yani öyle bir dalmışım ki ve o dünya içerisinde öyle bir kaybolmuşum ki ve hala bugün gibi hatırlıyorum o saniyeleri, o dakikaları. İnerken elimden düşürüşümü, eve gidene kadar montumun içine daha fazla sanmasın diye koyuşumu hala bugün gibi hatırlıyorum. Veremediğim kitaplardan birisi budur. Ve ben bir gönül bağı kurdum bu kitapla ve asla da ömrümün sonuna kadar da, ömrüm yettiği kadar da bu benimle beraber kalacak. İşte kitabın sonunda da şöyle bir mektup yazmışım Selim karakterine. Beni çok etkilemiş çünkü. Yazmışım, üzülmüşüm, karalamışım, çizmişim. Ve ben şunu okurken o yıllara dönüyorum. Yani o zaman bana hissettirdiği yıllara dönüyorum. Yani şimdi okusam daha farklı bir şey çıkacak. Yani o yüzden kitaplarda duygusal bağ kurun. Yani her yerde baktığınızda, aklınıza geldiğinde kendinizi iyi hissettirecek duygusal bağlar kurun. Yani oradaki karakterlerle özdeşleşin. Ben evin her tarafına kitap dağıtırım. Siz de öyle yapın. Yani masanızda olsun, mutfak masanızda olsun, tuvalet masanızda olsun. Yani o kitapla birebir bir etkileşim halinde olmanız çok çok önemli. Yani okumasanız bile, ileride okusanız bile. Yani birini tanımak gibi. Nasıl birini ilk bakışta yadırgarsınız veya hemen konuşamazsınız, hemen iletişime geçemezsiniz. Kitapların göz önünüzde olması da öyle. Bir gün bakarsınız, iki gün bakarsınız, üçüncü gün tanışıklık hissetmeye başlarsınız. Artık o kitabın içine girmeye hazırsınızdır. Yani bu yönde de evin içerisinde bir çalışma yapabilirsiniz. Çocuklarınızı da yönlendirebilirsiniz. Çocuklara şöyle bir alışkanlığı kazandırmamızın en büyük nedeni de yani bugün şimdi Silikon Vadisi'nin birçok patronu çocuklarını kitap okutuyor. Yani şu an çocuklarınızın elinde olan o cep telefonlarının hiçbirisi çocukların elinde yok. Ne yapıyorlar? Kitap okuyorlar. Park bahçeyle uğraşıyorlar. Ahşap işleriyle uğraşıyorlar. Zekalarını geliştirecek, babalarının yerine geçebilecek iş ortamına hazırlık yapıyorlar. Ama biz kendi çocuklarımızı bununla zehirliyoruz maalesef. Yani yarın bir gün yüzüne bakmayacakları modelde telefonlar alıyoruz. Pahalı eşyalar alıyoruz. Ama kitap dünyasını tamamen yok sayıyoruz. Yani bugün dünya devleri, yani Bill Gates bile %80'i kitap okumaya harcıyor. Yani bunu harcamasının sebebi de beyninde bununla ilişkin süzgeçler oluşturduğu, karar verme süzgeçleri oluşturduğuna bahsettiğinden. Düşünün, yani şu an 300 yıl çalışmasa bile yaşayabileceği bir parası var. Yani dünyanın en zengin ikinci insanlardan birisi ve kitap okumaktan vazgeçmiyor. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani onun öyle bir lüksü yok yani bizim böyle bir lüksümüz olmamalı diye düşünüyorum. Yani çocuklarınızı bu yönde dahil etmeniz gerçekten çok çok önemli diye düşünüyorum. Diğer bir konu da kitaplarla ilişkin etkinliklere katılın. Yazar söyleşilerine katılın. Onlardan imzalı kitap alın. Eğer boşsa veya bazen çok kalabalık oluyor tabii yazara ulaşmak imkanı olmuyor ama birebir sorular sorun. Yani o yazarda birebir karşılaştığınızda göz göze iletişime geçtiğinizde o kitapla ilişkin
okuma şevkiniz artacak. Yani okuma şevkiniz bambaşka olacak ve çocuklarınıza da bunu tattırın mutlaka. Yani kütüphanenizde mutlaka yazarından imzalı kitaplar olsun. Aynı şekilde kitap fuarları da aynı şekilde. Yani yılda Ankara'da bir kere açılıyor ve tabii diğer illerde de var. Tabii şu an pandemi nedeniyle şu an kitap fuarları da sekteye uğradı ama eninde sonunda bir gün yeniden her şey normale girecek. Ve siz o dönemleri de mutlaka değerlendirin. Yani düşünün, yapılacak o kadar çok şey varken siz kalkıp kitap fuarına gidiyorsunuz, zahmet harcıyorsunuz, vakit harcıyorsunuz ve sizin gibi düşünen binlerce insan olduğunu görüyorsunuz. Yani kitap fuarları o kadar kalabalık oluyor ki. Gerçi satın alınan kitaplar bu kalabalık orantılı değil aslında. Yani yazarların çoğu da bundan şikayetçi. Daha çok popüler yazarlar için gelen ama gerçekten kıymetli, değerli kitap yazmış olan yazarların çoğu önünden yani bakılmadan bile geçiliyor. Aslında toplumun aynasını da gösteriyor. Yani popüler olan kitaplara olan ilgimiz bizi kitap fuarlarına çekiyor. Ama orada aslında yani yıllarını bu işe vermiş, yıllarca bu işin eğitimini almış bir yazarın kitabını 20 liraya alabiliyorsunuz ve siz belki onu bir 15 günde okuyorsunuz ama orada yıllar var. Yani kitaba bu anlamda değer vermek gerekiyor. Bir hamburger menüsünden bile ucuz. Yani bir hamburger gidiyorsunuz, hem de sağlıksız şeyler yiyorsunuz. Çocuklarınızı da yediriyorsunuz. Ama bir kitap çok çok, hem finansal anlamda düşük değerde ama katkıları çok çok fazla. Yani o yüzden kitabın gücünü asla ve asla küçümsemeyin. Ve bu yönde de kendinizi hep düşünün. Yani bunu neden yapıyorum? Yani çocuklarınız için de aynı şeyi. Ve çocuklarınızın ileride kendine güvenli, mutlu, huzurlu olması bu edineceği alışkanlıklara bağlı. Ve bu alışkanlığı çok küçük yaşta verin. Yani ileride de olabilir ama çok çok zorlanırlar. Çünkü kişilik çok kolay gelişen bir şey değil. Yani kolay gelişiyor ama yan etkiler olmazsa çok boş yetişiyor. Çorak toprak gibi oluyor çocuğun ruhu. Yani renk olmuyor. Çocukta yaratıcılık olmuyor. Ve eğitim sistemimiz ne yazık ki buna çok çok müsait. Yani hayal dünyası olmayan veya bir resim yapıyor çocuk, gökyüzünü kırmızıya boyadı diye yeteneksiz olarak ilan ediliyor. Ama o çocuğun hayal dünyası bambaşka. Yani o kitap okurken benim okuduğumdan çok çok daha başka şeyler algılıyor. Yani öyle şeyler algılıyor ki ben kızımla çocukken birebir iletişimimde hiç bakmadığım bakış açıları yakaladım. Yani o çocuğun merakı, o çocuğun heyecanı, o çocuğun hayal gücü aslında bizlere yön vermeli. Biz o çocuklara yön vermemeliyiz. Yani bırakın o çocuklar bize ön yön versin ve biz o çocuklarla özdeşleşelim. Ve ne yazık ki yani toplumu yönlendirmeleri, başarıya odaklı bir eğitim sistemi bize buna imkan tanımıyor. Ve çocuklarımızı baştan yok ediyoruz. Yani el becerilerini geliştirmiyoruz. Duygusal zekalarını geliştirmiyoruz. Yani her şey ders çalışma, test çözme, bu acımasız sınav sistemine yarış atı gibi hazırlama. Ama çocuklar çok mutsuz. Yani gözlerine baktığımda, ben o çocuklarla sohbet ettiğimde, o umutsuzlukları gördüğümde yani gerçekten içim yanıyor. Yani neler yapabilirler? Yani dünyayı yerinden oynatabilirler ve bunlar geleceğin yöneticileri ve geleceğimizi yönlendirecek olan insanlar ama bir masaya oturduklarında, bir çalışma masasına oturduklarında kendilerini ifade edemeyen karakterler yetişiyor. Kendini ifade edemeyen gençler yetişiyor. Ben resmi kurumlarla hep birebir çalıştığım için bazen görüyorum. Yani neredeyse bir 30 yıldır bu iş hayatının içerisindeyim. Geçmişteki insan yapısıyla şimdiki insan yapısı arasında çok çok fark var. Yani benim anlattıklarımı anlayamayacak yönde de insan yapısı var. Bu üzücü gerçekten. Yani gençlerin hayalleri yok, gençlerin gözünde umut yok ve tamamen maddiyata yönelik, çok para kazanmaya yönelik. Kadın, erkek hepsi aynı şekilde ve tabii kendileri mutsuz olduğu için de mutsuz toplumlar oluşuyor. Yani bunda kitap okumak çok çok değerli. Yani o çocuğun hayal gücünü çok geniş tutmalısınız. Anneler, babalar, gerçekten size çok iş düşüyor. Siz de gelişin, çocuklarınız da gelişsin. Benim size nacizane önerim bu. Sizi fazla da sıkıştırmadan, yine bu konuda başınızın etini yemeden ben bu seriyi kapatmak üzere son serimde bu kitaplarla alakalı. İki haftada tatilde olacağım. İnşallah iki hafta sonra yeni konularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beni iyi ki dinlediniz, iyi ki varsınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.